Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Karadeniz mutfaklarının vazgeçilmezi mısır ekmeğini denedik. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili soru ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde mısır unumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz. Şöyle ortasını açıyoruz ve bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz, bir çay kaşığı karbonat ekliyoruz ve yarım su bardağı kadar da beyaz un ekleyip yavaş yavaş hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Daha sonra elimizin dayanabileceği sıcaklıkta suyumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Mısır unu çok fazla su çekecektir ve bu çektiği su miktarı mısır ununun cinsine, kalitesine göre değişiklik gösterecektir. Hamurumuz istediğimiz kıvama gelene kadar yavaş yavaş suyunu ekleyerek bu şekilde yoğurmaya devam edeceğiz. Evet, hamurumuzu yeterince yoğurduk. Bakın kıvamı ne çok katı ne de çok cıvık. Böyle elde toparlanabilecek bir kıvama geldi. Ve yaklaşık 1 litre artı yarım su bardağı kadar su aldı. Uygun bir tepsiye birkaç kaşık yağ ile güzelce yağlıyoruz. Daha sonra hazırladığımız hamurumuzu tepsimize dağıtıyoruz. Uygun bir kaba yine biraz ılık su alıyoruz. Elimizi suya batırıp hamurumuzun üzerine düzlüyoruz. Evet, hamurumuzun üzeri hafif sulu kalacak şekilde düzledik. Hamurumuz tepsimizin her yerine eşit oranda dağıldı. Ekmeğimizi fırına vermeden önce son olarak dilimleri ayıracağız. Bu dilimleri istediğiniz büyüklükte, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet, mısır ekmeğimiz artık fırına gitmek için hazır. Mısır ekmeğimiz fırından çıktı. Yaklaşık 1 saat kadar fırında üzerinin kızarmasını bekledik. Ardından fırının sıcağında bir 20 dakika kadar beklettik ki ekmeklerimizin de içi çekmiş olsun. Hemen şöyle bir dilimini çıkarıp size yakından da göstereceğim. Hem de bir ekmeğimizin tadına bakacağız. İçi gayet güzel pişmiş. Şöyle ayırıyorum bir de. Çok güzel, tam kıvamında. Bir de müsaadenizle tadına bakalım. Çok güzel. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamıza ve YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.